Az önce Uğur Bey dedi ya, 2007-2002 arasında sorun yaşanmadı. Evet, 2002-2007 arasında devletin kurumlarını ele geçiremediler. Burada altını çizerek Sayın Ahmet Necdet Sezer'e büyük şükranlarımı ve minnetimi ifade ediyorum. Evet, o dönemlerde, Yüce Divan'da savunma yapıyorduk. Bir vesile oldu. Dedik ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bürokrasisinde genel müdür, genel müdür yardımcılığı, müsteşar, müsteşar yardımcılığı gibi bürokratik kadrolardan görevden alınıp yerlerine vekaleten atanan bürokrat sayısı kaçtır dedik. Cevap geldi. Devlet Personel Başkanı'ndan 1950 dediler. Sonra 2000'i geçti bu rakamlar. Niye? Çünkü Ahmet Necdet Sezer, yani o zamanki Sayın Cumhurbaşkanı, bu hukuksuzlukların önünde bir kale gibi durdu. Evet. Demokrasiyi korudu. Şimdi bakın, aradan yıllar geçtikten sonra yaşanan olaylarla bir hakkı teslim etme noktasına geliyoruz. Kesinlikle. Diyoruz ki Ahmet Necdet Sezer o günlerde durduğu için basın özgür kalabildi, siyasi partiler direnebildiler, bürokrasi direnebildi. Ama sonra o gitti. Sonra Sayın Ahmet Necdet Sezer'in dönemi sona erdi. Ne zaman? 2007. Kim geldi yerine? Delillendirin, uygun bir savcı bulun, yargılayın diyen birisi geldi. Kimdi o? Abdullah Gül. Hah, şimdi delillendirin ne demek? Neyi delillendireceksiniz? Eğer savcının elinde suç yoksa neyi delillendirecek? Amacını delillendirecek. O savcı bir amaç taşıyor. Neydi onun amacı? Kumpas davalarıydı.